İyi günler sayın seyircilerimiz. Bugün size bir abimi, bir meslek büyüğümü, mesleği bize sevdirenlerden yazısıyla, kitaplarıyla, senaryo yazarlığı var. Türkiye'nin en güzel komedi filmlerini, toplumsal filmlerini yazıyor. Arkadan devam ediyoruz. Daha önce de bir tiyatrolar var. Zeki Metin, o kahkahalarla güldüğünüz. Hani Beyoğlu, Beyoğlular falan. Bunun altına bir beyin var, bir beyin. Yani ilk bir de beraber çalıştık. Beraber çalıştığımız filmler var. Mahallenin muhtarları var, aman annem duymaz. Bir de beraber çalışmanın onurunu yaşayan bir yönetmen olarak. Kandemir Konduk deyince bir anda duruluyor. Çünkü bu ülkede zaman zaman senin gibilerin kıymeti bilinmez. Bu yoğun bilgi ve kültür nereden geliyor abi? İlk önce onu söyleyeyim ya. Bir kere çok çalışıyorsun biliyorum. Estağfurullah, yani öncelikle benim hakkımdaki bu güzel düşüncelerine, niyetine içtenlikle teşekkür ediyorum. Hayatım, biz sen de çok iyi biliyorsun ki yıllarını Türk sinemasına vermiş değerli bir yönetmen arkadaşımız olarak. Biz yaşadığımız ülkeden, yaşadığımız toplumdan ve daha çok da içinde bulunduğumuz o toplum katmanlarından, yani halk kesiminin içindeki yaşantılardan örnek alarak yola çıkıyoruz. Üretimimizde hep onlar var. Kendi içinde doğup büyüdüğümüz belli bir sınıf, yani şöyle söyleyeyim, orta sınıf ve orta sınıfın altı dediğimiz kesimden yola çıkarak bir şeyler ürettik, üretiyoruz. Üretilmeyen böyle bir şey var mı? Senin ne kadar seyrettiğin tabii geçmiş diyeyim biraz ama artık geçmiş değil yani. Gördüğün şimdi, şeyler var değil mi? Bir de şöyle bir şey var hocamla ilgili. Kandemir Konduk, yani iyi yere konuyor. Kötü yere konmuyor. Ya. İyi toplumsal konduruyor değil mi? Evet. Bazı soyadlar var. O kadar evet. Doğru ki. Yani onun için Kandemir'in muhakkak önemli bir şey var. Vardır ya. Abi bu ilk önce şeyden konuşalım. Abi nereden geldik biz? Nereye geldik? Babayı falan bir böyle kısa bir özgeçmişinden ilgili bir bilelim yani. Ha bir, nereden geldik deyince ha, ben de bugünlere nereden geldik diyorsun zannettim. Bak nasıl biliyorum. Nereden nasıl konuşacak gördün mü? Vallahi ne güzel. Ne bugün geldik bugünlere. Eyvah eyvah eyvah. Vallahi anlayamadım nereden geldik deyince. Ama sen özgeçmiş öyle anlamında şey soruyorsun. Bugünlere nasıl geldik anlamı olmasın ya da. Şimdi benim rahmetliler yani babam Çerkez Kafkasya kökenli ailesi. Oradan geliyorlar İstanbul'a. Çerkez onlar. Anne tarafım İstanbulluydu. Ben İstanbul'da doğdum. Ondan sonra ortaokul, lise yıllarında falan bir müddet Trakya'ya gittik. Pınarhisar, Edirne falan gibi yerlerde. Sonra tekrar İstanbul'a gelip bugüne kadar İstanbul'da yaşadım. İki tane kız kardeşim var. Yani. Babam polisti. Polis emeklisiydi son zamanlarda. Yani böyle dar gelirli. Kendi yağında kavrulan bir aile yapımız vardı. Sonra ben başka işlerde çalışıyordum. 13 yıl kadar falan İstanbul'da tersanelerde çalıştım. 13 yıl. Daha son yıllarına doğru işte 2 yıl kala falan bir oyun yazdım, tiyatro oyunu. Altaner Bulak, Metin Serezi'de yeni tiyatro açmışlardı şeyde, Koca Mustafapaşa'da. Onlara oyunumu gönderdim ki onun hikayesi de çok ilginç. Alten abi bir gün Milliyet Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Yazıda diyor ki, herkesten birer lira borç istiyorum, tiyatro kuracağım diyor. Böyle esprili bir yazı. Sonra da kurunca bir iade edeceğim herkesin parasını diye bir yazı. Ben de o yazıya karşılık mektup yazdım. Tabii öyle e-mail atamazsam o zamanlar. Mektup yazdım. Dedim ki abi ben de size bir oyun yazsam. Ödesek. Olur mu 1 lira yerine yani falan. Füsun'dan, eşinden Füsun Erbulak'tan bir yanıt geldi. Dedi ki
gönder kardeşim bekliyoruz diye iki satır bir yazı. Hiç ciddiye almadıkları belli ama ben onu çok ciddiye aldım. İşimden izin aldım. Bütün yaz, iki ay, iki buçuk ay o bahçede oturdum. Takkada takkada yazdım oyunu. Fakat hayat o zaman şey yok. Fotokopi yok. Teksir. Teksir ha. Teksir ha. O da pahalı. O da çok o sayfalar falan. Benim parama göre fazla geliyor. Ya karbon kağıdı da koydum biraz denedim. Ellerim battı. Dedim ki tek nüsa çıkartayım daktiloyla. Yazdım tek nüsayı aldım. Bak 25-26 yaşındayım. Yani pek de akıllıca bir şey değil. Götürdüm Altan abilere oyunu 2,5 ay sonra. Kendisi yok kapıcıya bıraktım. Bastım geldim. Adam bana defalarca Allah rahmet eylesin defalarca yahu kardeşim ne akıl sendeki ya adam çöpe atsa ya çocuğu üstünü işte ıslatsa bir şey dökülse tek nüsa bir oyun 2,5 ay emek verir. Fakat sana bir şey söyleyeceğim dedi dur bir dakika dedi. 6 tane Türkiye'nin en ünlü tiyatro yazarlarının isimlerini de verdi ben saymayayım. Hangisini oynasak diye karar verme aşamasındaydık. Böyle bir oyun geldi elimize. Biz karar verdik senin oyununu oynayacağız dedi. Ben böyle artık ama olmaz mısın ya? Evet, 26 yaşındaydım. Senin oyununu oynayacağız dediler. İnanamıyorum böyle hayal gibi. Ve oyun başladı. Oyun başladı. Yani nasıl söyleyeyim? Tiyatrocu deyimiyle böyle kapılar bacalar kırılıyor. 15-20 gün sonrasına bilet satılıyor. Vay vay. Bir herkes şaşkın ve koca Mustafa Paşa İyi yani geç, İstanbul'un tabii. O zaman tabii. Biraz daha tam içi merkezi de değil yani o zaman. Tabii. Hani Taksim gibi, Beyoğlu gibi falan da değil. Tabii. Akın akın insanlar oraya falan. Ve başlamış oldum öylece. Aynı yıl benim o oyunu oynarken aynı yıl onlara bir yılbaşı programı teklifi geldi TRT'den. Ben de onların ilk yazarıyım ya hani. Hadi yaz bakalım dediler. Böyle 10-15 dakikalık parodiler. Bir parodi yılbaşı eğlencesi bir şey yazdım. O şekilde televizyon yazarlığı da aynı sene başlamış oldu. İkisini bir arada ondan sonra yıllarca götürdük işte. Bu şey bugüne senin kadar. Söylediğin şey hangisiydi abi? O ilk Altan Erbulak Metin. Yüzsüz Züht'tü. Evet. Yüzsüz Züht'tü oyunun ismi. İnanılır gibi değil. O zaten yıkan götüren değil mi? Evet evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Kandemir abi. Şimdi sen hani bir yerde çalışıyorsun. Evet. Peki o nasıl bir şey yani? Ben size oyun ne yapıyorsun? Daha önce çok kitap mı okuyorsun? Film mi seyrediyorsun? Tiyatro mu? İçinden gelen olay ne? Kim seni buraya zorluyor? Tanrı mı? Kim? Hayır. Kim biliyor musun? Ben bir kere izlemek. Her şeyden önce tiyatro delisiydim. İzleyici olarak, olarak. Bilelim yani. Abi şimdi bak haftada 2-3 oyundan aşağı kesinlikle seyretmiyordum o dönemde. Haftada 2-3 oyun işte. Şimdi burada bir parantez açayım. Genç kuşak bilmez. Gençlere de acı ama aslında şöyle bir çelişkili bir durum var. İstanbul'un nüfusu o dönemde 2,5-3 milyon. 2,5 milyon, 3 milyon. Evet. 33 tane sayıyordum o zaman. 33 tane özel tiyatro var. Vay 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 vay. Şehir tiyatroları var. Devlet tiyatrosu daha yok İstanbul'da. 33 özel tiyatro pazartesi dışında her gün oyun oynuyorlar imiçim. Her gün oyun oynuyorlar. Full. Filiz Hanım ve bazı çoğu tiyatroda cumartesi pazar matine suare oynuyor. Yani dolayısıyla haftada 8-9 oyun oynanıyor. Bugün tiyatrolarımız ne yazık ki 8-9 oyun ayda oynarlarsa çok iyiyiz diyorlar, başarılıyız diyorlar. O da çünkü haftada 2 oyun en fazla oynuyorlar. O dönemde 8-9 derken 8. Full. Tabii full ve şey haftada yani düşün 36-40 oyun falan oynuyorlar ayda. 36-38 şey oynuyorlar. Yani karşılığı var. Mutlaka. Seyircisi var. Tıklım tıklım. Yaptığın inanılmaz bir şey. Yani o yüzden ben de o kadar... Yatkınlığın orada senin değil mi? Yatkınlığın çok
tiyatroyu seyretmek, oradan bakmak ve bir de yazmaya meyillisin sen. Ha işte meyilliyim. Ondan önce işte dergilere şiirler bilmem falan gönderiyorum ama şimdi bu kadar tiyatro delisi olunca oyunları seyret. Hep o görünmeyen adamı merak ediyorum. Kardeşim o kim ya? Yani bu adamlara hani sen böyle diyeceksin şu lafları, şuradan gireceksin, buradan çıkacaksın. Efendime söyleyeyim telefon çalacak. Sen açıp şunları diyecek. E bunu söyleten birisi var ama o görünmüyor. Evet. İşte yazar o. Ha. Onu Okan çok merak ettim. Konduk oluyor sonra o işte. Zaman dedim ki ben hani bunu çok heveslendim, bunu olayım falan filan dedim. Yani içimden de yazmak geliyor. O şekilde başlamış oldu yazmaya. Kandemir Konduk öyle olmuyor yani. Evet o şekilde. Değil mi? Yani bir de Tanrı'nın sana vergisi var. Elbette, elbette. Bir de bu işleri sevmen var. Tabii. Ve esprin var. O da başka bir şey. Bir şey hocam, insanı çok iyi izliyor. Evet. Yaşayan insanı. İçimizdeki insanları iyi izlemek zaten gerekiyor. Zaten yaptığı şeyler de öyle. Zeki Metinler'le. Hı. Abi sen sonra bir Kandemir Konduk patlaması yaşadık. Ülkede. Hı. Yani tamam rahmetli analım benim canım abim Zeki işte yaşıyor Metin abimiz Allah uzun ömür versin. Onlarla beraber çalışmaya başlayınca beraberce Kabere, evet, deve tamam. Kuşu Kabere büyük patlamalarınız. Ve hep bu evet. Grup içine girdiniz hep beraber. Bir evet. De grup yaptınız siz değil mi kendi içinizde? Şöyle şimdi ben Alten Erbulak Metin Serezi Tiyatro Çevre Tiyatrosu'nda 3 oyunum oynadı üst üste. Sonra o sırada benim için çok çok anlamlı, önemli, çok değerli bir tanışma oldu. Haldun Taner üstadımızla tanıştım. Zaten büyük hayranlığım vardı kendisine. O kadar değişik ve o kadar yüreği geniş, o kadar sevecen bir insandı ki sen niye kabare yazmıyorsun dedi. Senin kalemin dedi müsait, çok müsait kabare yazmaya dedi. Ondan sonra ve bir kolaj bir çalışma yapıyorlar. 5-6 yazarlık skeçleri alıp bir oyun. Bir tane de sen yazacaksın dedi bana. Ve ben başladım onun sayesinde şeye yazmaya, deve kuşuna. O ilk skeç 5-6 yazarlı oyun. Fakat daha sonraki yıllarda Zeki Metin'le Haldun Bey ayrıldılar. Ahmet Gülen'le başka bir şey kurdu. Haldun Taner tiyatro kurdu. Ayrıldı. O sırada yine Milliyet Gazetesi'nde köşesi var. Benim bir oyunum hakkında orada yani o tiyatrodan belki de bir gerginlik yaşandı. Tatsızlıkla. Ayrıldılar bilmiyorum şu anda. Fakat ona rağmen o tiyatronun oyunu hakkında yani benim yazdığım oyun hakkında bir yazılar yazdı. Beni nasıl göklere çıkarttı. Ne kadar bir kere son derece özgüveni olan, zaten benden neyimden çekinecek kendisi koskoca Haldun Taner. Ama bu çok bir büyüklük değil mi? Ayrıldığı tiyatroda bir genç bir adamın ona göre oyunu oynuyor ve onun hakkında inanılmaz övücü bir yazı yazacak. Ne kalite bu ya. Güzelliği gösteren bir gönül, öyle bir insandı ya, o. Yani küstüğü yer bir şekilde, küstüğü yerdeki bir olayda dönüyor yani. Diyor ki ben buraya küs olabilirim kendi adına. Ama yapılanlar bravo. O kadar önemli ki. Bravo. Bunun altını çiziyorum. Burası muhteşem bir oyun. Muhteşem bir Kandemir aynen. Konduk. Olağanüstü ki sen küstüğü bir yerdesin orada. Küstüğü bir yerde. Ya nasıl büyüklük ya. İşte bu büyüklük değil ya mi? Ya sen ne diyorsun abi? Bunların ya. Hepsini yapıyorlardı ya. Ondan çok şey öğrendim. Bir gün vapurda giderken hocaya rastladım. Hemen yanına oturdum. Merhaba nasılsınız falan filan dedim. Enteresan. Dedi ki yeni oyuna ne zaman başlıyorsun dedi yazmaya dedi. Hocam dedim dün akşam benim oyun ilk gecesiydi. Dün akşam oyunum başladı benim dedim. Ben biliyorum da onun için sordum sana dedi. Yeni oyuna ne zaman yazmaya başlayacaksın ikinci? Hemen. Dedi ki nasıl yani dedim anlayamadım dedim. Bak şimdi dedi akşam senin oyunun başladı ya. Sen şimdi dedi
çok yükselmiş bir enerji içindesin sen dedi. Evet. Oyunun başladı bilmem ne dedi. 3 ay sonra dedi, 3 ay yatıp da dedi, çökersen hadi yeniden bir oyun yazmaya başlayayım dersen dedi, bugünkü durumuna enerji gelmen de 3 ay sürer dedi bana. İnanmıyorum. O yüzden dedi, şimdiden başladı. Bu kadar böyle başarılı bir şey yapmışken dedi, hemen 3-5 gün içinde, bir hafta içinde yeni oyun yazmaya başladı dedi. Tabii. Hayatım boyunca bu ders oldu. Hep böyle okullara falan derslere gidiyorum. Bütün genç çocuklara anlatıyorum bunu arkadaşlara. Diyorum ki başarılı bir iş yaparsanız mutlaka peşini getirin. Devam edin. Başarı, yani ara verme. Yayma. Ha. Evet. Yaslanma. Yani bir havala, Türkçe'de biraz havalara girme. Havalara girme. Şey hocam, evet. Başarı başarıyı körüklüyor. Tabii. Yani evet. Onu da bak hocalar. Tabii. Ne hocaya? İşte Haldun abi ben bir de bazı şeyler söylüyorum. Hani siz tabii mesleki olarak Haldun abi falan bizde, bende de yönetmen abilerimizle. Olmaz mı? Atıf abiler falan. Şimdi bunlar o kadar çok şeyler öğretiyorlar ki. Değil mi? Öğrete öğrete işte siz de ondan hoca oluyorsunuz, ben onu diyorum. Kesinlikle. Niye Kandemir Konduk bu kadar önemli? Bütün bu gençliğin niye peşinde koştuğu insan sensin? Bir şey olunca ben biliyorum. Kandemir abinin yazdıklarıyla büyüdük. Yazdıklarıyla güldük. O gülmeceleri onun yazdıklarıyla aldık diyen gerçekten benim çok sevdiğim çocuklar var. Bunları söylüyorlar. Yani söyleyecekler, mecburlar. Önemlisin abi. Kalitesin, önemlisin, kültürsün, bilgisin. Biz senin bir ufak böyle bir biyografini hazırladık. Hadi biyografini bir seyredelim bakalım, tamam. Da sonra devam ederiz konuşmamıza. Kandemir Konduk, kısa öyküler yazmaya başladıktan sonra gülmece yazılarıyla gazete ve dergilerde kendine yer buldu. Deve Kuşu Kabare oyuncuları tarafından sahnelenen İnsanlığın Lüzumu Yok, Yasaklar, Beyoğlu Beyoğlu, Geceler, Şuna Buna Dokunduk gibi birçok oyun yazdı. Bugüne kadar 17 oyunu tiyatro sahnelerinde oynandı. Televizyona pek çok skeç ve parodi programı yazan Konduk'un, halka mal olmuş ve en bilinen televizyon dizileri ise Perihan Abla, Ana ve Mahallenin Muhtarları'dır. Kandemir Konduk'a hoş geldiniz diyor, keyifli sohbetler diliyoruz. Şimdi bir daha abi hani dedik ya bunları yaptık ettik ama kitapların var senin. Hı hı. Yani Sahilde Buluşalım, Aşklar Değişti, Geldim Gördüm, Kadınlar Hep Gülmeli, Yerli Film. Bir de yani Ünlülerle Komikler, bayağı bir artist mektebi ki bu kitaplardan oyunlara girdik artist bundan mektebi, çoğu. Evet. Senin bir de şeyin vardı, Palavra Aşklar diye. Ya ne gülmüştüm, ne gülmüştüm. Aşkları nasıl güzel espriyle anlatıyorsun. Öyle mi yüreğinde aşklar senin abi? Abi şimdi yani yaşamda sürekli bir değişim var malum, hepimiz biliyoruz. Yaşadıkça biz de değişiyoruz, çevremiz de değişiyor, kişiler de etrafımızdaki değişiyor. İlişkiler bunlara bağlı olarak değişiyor. Düşünceler, fikirler hepsi değişiyor. Ama bundan aşkı soyutlayamayız tabii. Aşk anlayışı da değişiyor. Yani ne bileyim işte bir Ferhat'la Şirin gibi, bir Leyla'yla Mecnun gibi o yıllarını verecek büyük özverilerle yaşanan aşklar yerine, değil mi efendim? Yani şimdi daha fast food bir yaşama geçtik. Her şey çok hızlı. Güzel. Aşk oluyor. Bırırt hemen bakıma. Bitti. Ben mesela bu konuyu açtım ya. Fast food çok en güzel. Çok, evet, en çok aklımda gözlediğim ve biraz üzülerek, biraz şaşırarak mesela evlilikler o kadar kısa sürüyor ki artık. Mesela çevremdeki genç evliliklere bakıyorum. Aa bana şunu dedi. Aa akşam da bunu yaptı. Hadi 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra. Çok var benim rastladığım. Arkadaşlarımın çocukları var mesela. Niye? 1 sene olmuş evleneli. Hemen ondan sonra da ayrılıyorlar. O kadarını da kabul edemiyoruz yani. 1 sene önce düğün, dernek, aşığım, ölüyorum, bitiyorum, evleniyorlar. Ondan sonra sudan bir şey ayrılıyorlar, boşanıyorlar bilmem ne. Acaba abi toplum kültürleri değiştikçe o kültüre bağlı olarak alışkanlıklar da değişiyor. Değil onun için de bütün ilişkiler de değişiyor. Acaba aynen. Sadece aynen, evlilikler tabii. Değil, anne baba doğru ilişkileri, şey. Ebeveyn hepsi değişiyor. Hepsi acaba değil. Biraz da şeyden mi oluyor abi? Yani bu televizyonun girişiyle ve televizyona evet. Bağımlı olduğumuz ve son zamanlarda o bağımlılıktan kurtulma durumu var yani. Sinemalar doluyor, tiyatrolar doluyor, doğru yapılan güzel şeyler doluyor yani.
Doğru. Televizyon girince dağıldık mı? Mesela işte atıyorum biz eve giriyoruz, işte bir maç seyrediyoruz. İşte öbürü mutfağa geçiyorlar, dizi seyrediyorlar. Ya da öbür çocuk odaya giriyor, kendine oyun seyrediyor. Şimdi acaba televizyon bize bir şeyleri derin anlatırken bireyler olarak biz koptuk mu evin içinde? Yani televizyonun etkisi kuşkusuz her alanda, yaşamın her alanında var. Bunu zaten bu işle ilgilenenler, uzmanlar da söylüyor. Yani aile içi ilişkilerden çok, beni toplumsal anlamdaki etkisi daha çok ilgilendiriyor açıkçası. Özellikle milyonlarca kişinin izlediği dizilerdeki tavır, yaklaşım, ister istemez ortaya çıkan öneri, onlar gerçekten artık üzücü boyutlara vardı. Yani şöyle, en başta silahlı diziler diye bir kavram var. Silahsız ve cinayetsiz dizi neredeyse yok denecek kadar azaldı. Bunlar bilinçli yapılmıyor ama bilinçsiz yapılıyorsa daha da kötü. Çünkü bunlar dolaylı bir etkiye sahip. Silah kullanmanın ve adam öldürmenin kanıksandığı, benimsendiği ve doğal karşılanmaya başladığı sonucuna gidiyor iş ki çok tehlikeli. Şeye benziyor bu yumurta tavuk hikayesine. Toplum mu televizyonu yönlendiriyor, televizyon mu toplumu yönlendiriyor? İkisi arasında garip bir kaos var. Şimdi geçenlerde mesela bir konuşmaya rastladım. Yine bu sektörden bir arkadaşımız toplumun televizyonu yönlendirdiğini ve ondan dolayı televizyon yazarları da o yüzden böyle bir üretime geçmek zorunda kaldığını falan savundu. Kendisi de üretimciydi. Aynı zamanda onu savunan arkadaş. Aynı kanıda değilim. Çünkü ben hep bu aynı örneği veriyorum ve hep bu yıllardır aynı şeyi düşünüyorum. Reklamcıları düşünüyorum. Reklam sektöründeki insanlar milyonlarca liraları televizyona yatırırken diyor ki bunu kitlelere duyur ki benim ürünümü gidip alsınlar. Özeti budur reklamın. Şimdi bunu yaptığın zaman sen aynı şampuanı, 20 tane şampuan çeşidi varken aylardır dinleye göre ezberlediğin şampuanı markete gidince hemen alıp ona gidiyorsun ve onu alıyorsun. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Kafayı yani yıkıyorsun. Beynini yıkıyorsun. Yani. Şartlanmış olarak onu gidip alıyorsun o şampuanı. Nasıl etkilendim? Etkilendim tabii. Aylardır ben bu reklamı izliyorum. Bana ihtiyacım olunca da gidip onu... ben aylardır silah çeken adamları, ölen insanları izliyorum. Nasıl etkilenmeyeceğim? Çocuğum ben. Gençlik çağındayım. Aklı başında eğitimsizim. Ve bu iki sınıf bizim ülkemizin çoğunluğu. Eğitimsiz ve genç kuşak. Bunlar bizim ülkenin çoğunluğu. Bu çoğunluğun televizyondan etkilenmemesi söz konusu olabilir mi ya? Mümkün değil. Mümkün değil. Hoca konuşuyor. Evet. Mümkün değil yani. Allah böyle seyircilerimiz şey dinlesin. Yani bir bu konudaki sizin geçmişte beraber de çalıştığımız dizileriniz var. Mahalle evet. Dizileri, ilişkiler. Evet. Kırmadan dökmeden. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Sevgiyle. Zaman zaman hani ince esprilerin geldiği dedikodu. Aha. Böyle çeşitli tiplemeler ama mahalledeki sevimlilik, dostluk, evet. Yakınlık, arkadaşlık. Senelerdir bunlar niye gitti? Sizin yazınızla geldi. Aile, mahalle, dayanışma, sevgi, arkadaşlık. Siz bunları hep anlata anlata getirdiniz senelerdir. Demek ki halkımızın da ihtiyacı vardı. Vardı. Yani şimdi buna, kalktı mı bu? Yok olur mu? Daha çok var. Ne varsa bunlar mı o zaman? Yok. Yani burada bir dakika diyecek birileri yok mu yani buna? Hocam ne yapıyorsunuz bu insanlar? Zaten belirli bir kesim, yani hadi üstteki kesim diyelim, böyle televizyon dizilerine falan takıldığı yok. Onun zaten biliyorsunuz işte yurt dışına gidiyorlar, oraya gidiyorlar, geziyorlar falan. Ve orta sınıf ve altı bu tür silahlı şeyleri
Ya. Çocuklarına izlettiriyorlar. Yani evde bir kopukluk var. Bir aile kopukluğumuz var hepimizin. Aile kopukluğunu da destekleyecek programlar var. Yani var. Şimdi, aynen. Mesela aslında laf lafı açıyorum. Ben bu sene bunun oyununu hazırladım. Provalara evet. Başladık. Ama mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Evet. Sevgili Ayşen Guru da ile provalardayken hastalandı. Evet. Ayrılmak zorunda kaldı ve sonrasında da onu kaybettik. Evet, canım kardeşim. O oyunda da bunları yapıyordu. Mesela televizyon topluma etkisi derken bir yemek programları furyası var şimdi. Vay vay. Yemekteyiz. Şimdi bakın yemek programlarında şu var. Zaten tümünde programların şu var. İnsanlar ilgi çekmek için insanları birbirine kapıştıracaksınız. Onlar ileri geri konuşacaklar, sertleşecekler, reytingimiz yükselecek. Program çok başarılı olacak o zaman. Ölçü bu. Aynen. Şimdi şeyde nedir o da yemek programlarında o kadar feci ki toplumu son derece kötü etkiliyorlar. Neden? Birisi yemek yapıyor kardeşim, birileri. O yemeği yiyorlar ve onun ya yüzüne karşı ya da o mutfağa gitmişken arkasından nasıl kötülüyorlar, nasıl yemek yiyor? Şimdi bak, ben çok tutucu bir insan değilim fakat bizim adetimiz, geleneğimiz, örfümüz, ya birisi bir yemek yapsa, kötü bile olsa eline sağlık dersin. Evet. Eksik olmayın. Çok güzel olmuş dersin ve kalkar gidersin. Ya bir saygı, bir sevgi, bir göstereceğin şeyler var. Hayır, sen yemek yapıyorsun. O da diyor ki, İyi berbat ya. Olmuş, içi bilmem ne olmuş, şekerim böyle mi pişer bu? Bunun burası kızarmam, evet. Bu çok yağlı, vıcık vıcık bilmem ne bilmem. Şimdi bunu söylediğin zaman diyeceksin ki işte bir yemek programı. Hayır, bunun o kadar toplumsal etkisi var ki. Aynen. Bir kuşak yetişiyor. Milyonlarca genç insan yetişiyor. Ve bu bize o kadar basitinden saygısızlığı öğretiyor. Tabii. Sevgisizliği aynen. Öğretiyor. Aynen. Senin akraban, annen, akraban birisi bir yemek yaptı, misafirliğe gittiniz. Aa bu ne ya? Ben bunu böyle çocukları yetiştirmek var işin içinde. Teyzesinin evine gidiyor. Nankörlük var yani şey açısından da eğer insani açıdan da bakarsan çok terbiyesizlik var. Gelin kayınvalide aynı sofrada. Zaten toplumumuzda gelin kayınvalide sorunları hep var. Onları daha da tetikliyor. Onları birbirine düşürüyor. Evet. Yani bir de mesela teyzene gidiyorsun, ablana gidiyorsun, evet, neyse evet. Yemeğe gidiyorsun. Evet. Televizyonda da izlemişsin, pilav yaptı. Bu yaptın, dedin ki ne var? Niye bunun dibi tuttu? Hadi bakalım. Ha? Sen ne var? Niye? Bu lahmacunu niye sen, ya bıraksana şuradan. Yani şimdi böyle, ya birileri evde yemek çıkartıyorsa, binlerce kere teşekkür ediyoruz, önümüzü ilikliyoruz. Yani beğenmesek de ne kadar güzel diyoruz, beğenmeyebiliriz. Damak tatları değişiktir ya. Ama sana yemek yapmış, sana çıkarmış, ne bileyim bir şeyler. Billa mesela bir şeyler bulun. Yahu kardeşim gittiğin misafirlikte bir şey bulacaksın diye bir şey yok. Bunları kaybettik abi. Bir de şu var çok hocam, o yemek programlarında insanlar belli malzemelerle yapıyorlar, onu alamayanlar var. Değil mi? Nasıl olacak? Yiyemeyenler var. Nasıl olacak? Eti nasıl? Alamıyor, balığı alamıyor, evet. Bunu alamıyor. Etli pilav ama orada, yaptım diyor. Orada 4 tane 5 tane yemek yaparken evet. Bir fırça geçiyor. Hı. Bu nasıl, bunu böyle mi yapıyor? Bir de yiyor. Yedikten sonra Kandemirciğimin söylediği çok güzel bir şey var. Kesiyor, kenara geçiyor kızlarımız ya da adamlar. Abi o ne iğrenç yemekti diyor ya. Yani onu bulamayanlar var mesela. O çorbanın içinde diyor. Sırf su koy. Yani. Ya kardeşim yani. Böyle bir insani değerleri değil mi? Ne kadar kaybettik. Oysa Kandemir'imin muhteşem yaptığı mesela Zeki Alasya Metin Akpınar'la yapılanlar var. Biz bir de bu televizyon programlarında hani kabere tarzı yazılar yaptığın böyle bir blok hazırladık. Biraz da espri nasıl yapılır, nasıl olur? Öyle bir görelim mi? Bu lokmanı. Bakalım, hadi bakalım. Bir görelim. Ola eşeki hayvan, ola imansız. Bundan başka İstanbul yok. Bunu bu kafana iyice nasıl? Bunu Ebu Bekmin'e yerleştir. Bu İstanbul tektir, tamam mı? Tamam usta, aman Allah, kulak usta. Bu kulakı koparır, isin önüne atar.
İstanbul'da Beyoğlu'nda kebapçılık yapmak kolay mı? Sen hangi dağdan geldin? Elba dağdan. Belli zaten. Niye? Şehir çocuğu olsam bile nezaket örgenlisin abi. Gözü gözüme değdi. Çok fena oldum. Anlamadım. Ne oldu? Gözü gözüme değdi. Gözü gözüne nasıl değiyor? Böyle mi oluyor? Yok, ona burun buruna derler. Seninki nasıl? Bu bakışlarımız değdi. Oğlum, ona göz göze geldik derler. İşte onu bulamadım. Tamam, heyecanlanma. İş bitiriyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Sana ne olur? Bir bildiğimiz var da soruyoruz. Niye soruyorsun? Aşık olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz emme. Akıl dağıtılırken şu kuluna niye biraz daha cömert davranmadın ya Rabbel Alemin? Anlamıyorum. Ulan senden gelecek akıl Allah'tan gelsin be. Öyle Allah'tan gelsin diye beklemek de olmaz. Allah akıl vermiş, fikir vermiş, mantık vermiş. Çalışacaksın, girgin olacaksın, iş bitirici olacaksın. Fırsatlardan faydalanmasını bileceksin. Bak fırsat yuvarlanıyor ayağına, bence bundan faydalan. Nasıl? Sana bir sermaye vereyim. Sen de bu herim gibi dik bir apartman. Nasıl apartman? İnce uzun, kısa kalın. Nasıl istersen. Ben anlamam öyle işler. Böyle hangaman deyip kesip atma. Anlayacağım bir iş yaparız. Sana bir kahve açayım. Nasıl kahve? Az şekerli köpüklü. Vay 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 vay. Şimdi abi burada artist mektebini gördük. Artist Mektebi Müjdat Gezen'le birlikte yazdığımız beraber bir oyun. Beraber yazdığımız bir oyun. Şan Tiyatrosu'nda sanıyorum 83 falan olması zaman lazım. Zaman olarak. Evet evet 83. Peki o Artist Mektebi'nde oyuncuları? Artist Mektebi'nin oyuncuları Müjdat Gezen'in dışında Perran Kutman, heh, Mehmet Ali Erbil, ya efendim Savaş Dinçel rahmetli. Savaş Dinçel, Çiğdem Tunç, Gaffur Uzuner ve Yasemin Yalçın'la Demet Akbağ'da yeni profesyonel olarak ilk oyunları değil mi? Çıkıyorlar ya, onun için oyuna. Sordum ikisi de. Bir de gençler vardı. Ah, kalabalık bir kadroydu. Müjdat sahneye koydu. Beraber yazdınız onu siz. Beraber yarı yarıya. Beraber tamam. Yazdık onu. Bu arada bir şeye dönelim bakalım abi. Zeki Alasya Metin abi yasaklar. Aa yasaklar evet. Yasaklar güzel. Evet o benim. Gördüğümüz yasaklar. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne kadar altı dolu. Evet. Esprileri dolu ve iki büyük oyuncu. Yanında ya. Şey de var. Cihat. Cihat Damer var. Nezih. Cihat Damer Nezih var. Tuncay var. Nezih Rahmetli. Selma Sonat var. Selma Sonat var. Suat Sungur var. Ya. Yani Zeki Metin'in dışında şey Selim Naşit Özcan. Ya Selim abi var ya. Benim de yani hepsi çok muhteşem de Beyoğlu Beyoğlu. Evet. Beyoğlu. Allah'ım ya Rabbim. O nasıl bir şey yazmak ya. Bu Beyoğlu Beyoğlu baştan sona. Beyoğlu Beyoğlu'da Sadık Şendil. Ben İşte hemen hemen yarısını yazdım. Güldür Üretim Güm diye bir şey kurduk. Güm diye bir şey kurduk. Evet evet. Bu bayağı bir yazar takımı çıkartıyordunuz. Yazar, çizer bir arada. Gazetelere sayfa yaptık yıllarca. İşte 4-5 sene falan sürdü. Müjdat abiyle beraber yaptık. Tabii tabii Müjdat. İkiniz. Bir de benim çok sevdiğim insanlığın lüzumu yok. Tamamen hayvanlar dünyasında geçen. İnanılmaz. Sözüm ona hayvanlar arasında yaşanıyor bir takım olaylar ama tabii paralel insan ilişkileri. Ya şeydi o işte Zeki abi, Metin Akpınar'ın orada işte böyle bir hayvan şeyiyle konuşması. Evet evet. Muhteşem. Bunları hiç bunların ya hepsini... Orada mesela inanılmaz oyunculuklar var. Özellikle Metin Akpınar'ın şöyle bir anekdot anlatayım mı? Anlat tabii ya. Şimdi Metin abi eşimle beraber bir yere yemeğe gittik. O sırada oyun oynuyor. Demin de söylediğim gibi oyunlar her gün oynuyor. Şimdi eşimle birlikte böyle yemek yiyoruz. Saat artık 10 falan gibi olmuş. Çünkü 8.30-9'da oyun başlıyor. Birden şöyle arkamdan yukarıya doğru bakarak "Aa, Metin'e bak," dedi benim eşim. Delirdi herhalde. Ne oluyor? Ne Metin'i falan. Döndüm böyle arkaya baktım. Abi restoranda böyle kocaman bir kafesin içinde bir papağan var. Bu insanlığın üzümü yok oyununda da Metin Akpınar bir papağan oynuyor. Evet. Gitmiş onu günlerce incelemiş. Papağan meğerse böyle yan yanayken pençeleri bunu atıyor. Fakat evet, omuzunu da böyle çok şuh bir edayla şöyle bir kaldırıyor. Bunun yanına getiriyor. Buradan yine bir kırıtma hareketi yapıyor. Buraya geliyor. Buradan buna geliyor. Gıdığı mı? Yahu
O ister istemez dedi ki Metin'e bak dedi. Dedim saat 11 oyunda ya burada Metin ne arasın bir de lokantada. Aynısı, aynısı. Günlerdir oraya baktı. Kırılıyordu millet ama gülmekten. Ya nasıl o papağanı çalışmıştı bilmem ne falan. Maymun yapıyordu mesela aynı ya, oyunda. Ya maymun. Of, ya böyle uçuyordu. Nasıl uzuyor kardeşim o bacaklar bükülüyor. Bir maymun yürüyüşü bir taklidi falan. Yani büyük ustalar, büyük ustalar, oyuncular. Gerçekten onu söylüyorum. Büyük oyuncular, büyük ustalar hiç hani yaptım zekalar, oldu diye geçiştirmiyor. Çalışıyor, çalışıyor onu ortaya çıkartıyor. Tabii ya ne kadar önemli. Değil ya, mi? Ya. Tabii. Ya bir de ben mesela şeyi söylerim hep ya. Ya bu kadar önemli insanlarla çalışmanın senin adına söyleyeyim. Evet. Sonra da kendi adıma söyleyeyim. Tabii tabii. Şansımız var. Kesinlikle. Onların da şansı var senin gibi birilerini bulmaya. Ve benim şansım hepinizi tanımak, beraber çalışmak. Yani onun da onurunu yaşadım ben. Bilhassa yani hepinizle de ayrı da bilhassa böyle bir kalemle yazdığın senaryoların içinde yanında durduğum, senden beraber çektiğimiz filmlerimiz var. Yaptık dünya kadar. Dünya tabii, kadar tabii, işler tabii. Var. Ne kadar önemli. Ne kadar önemli seni şey tiyatro oyuncularıyla çalışmışsın ya. Evet, evet. Yani yani senin artık bu konuda yukarıda bir yerde olman lazım. Ya. Yukarıda ülke adına. Yemin ediyorum yani getirip kültürden sorumlu falan. Yani ya bir ara ama oraya yani, konduk olur. Oraya konduk olur. Ya bundan var mı 60 senesi 50 senesi bu işin içinde geçmiş. Yani niye yani mesela biz artık burada mı abimiz deyip gidebileceğimiz ülke adına bir yer olmalı yani bir şeyler olmalı. Yani. Kendi bir insanlar yaptıkları kenarda duruyorlar ya. İhtiyacı var ülkenin. Yani ya. Kandemir konduk gibilere ihtiyacı var. Lütfen ya. Ya değişiyor. Rica her şey değişiyor. Yani değişsin. Öğrenecek çok şey var senden. Ya şimdi bir mesela ben televizyon dizisi 160 sayfa her hafta yazamam Ümit'ciğim. Yani bitti o. Biz de çekemeyiz 160 sayfayı 5 günde. Yani sen de onu çekemezsin. Biz onu yazamayız öyle değil mi? Yani yazılan bir haftada bir haftada. İkincisi İçerik olarak da ben de isteneni veremem. Neden veremem? Yani daha demin söyledik. Silahların konuştu. Ya silah beni tabii silahlar konuşuyor. Ya o kadar ya geçenlerde bir yerden anlattım yine güldüler. Şimdi mesela aşk diyorsun değil mi? Kalıplar var bizde artık. Bir kişiye iki kişi aşık olacak kardeşim. Bir kişi yetmiyor. Yani bir erkeğe iki kıza aşık olacak ya da bir kıza iki erkek aşık olacak. Kapışacaklar. Ha başka türlüsü yok. Bak dizilere. Üstelik bunların çoğu zaman da kardeş oluyorlar biliyor musun? Abla kardeş aynı adama aşık. Sistem bu diyorsun değil mi? Şimdiki hayır, aşk şimdi sistemleri sen buradan bu. İster aile yapısı deforme oluyormuş, ister aşklar şöyle olmuş, ister nereye varırsan var. Bir kıskançlık. O ablasının aleyhinde, o şeyin yanında. Yalnız bu millet en çok neyi sevdi? Yengesiyle ilişki yaşayan adamın filmini sevdi. Ya şimdi söylüyorum, ağzımdan aldım. Evet. Ne olacak yani? Yani ya bunlar bizim bir de Türk Edebiyatı'nda da sayılı eserler kategorisine giren eserlerimizdir yani. Bunlar yaban atmayın bir Aşk-ı Memnu varken. Nedir Aşk-ı Memnu? Son derece iğrenç, sosyal anlamda berbat, aile içinde inanılmaz rezil bir ilişkidir. Aynı fikir. Başka nedir? Ağlayıp kullanıyor. Ondan sonra bunları söyleyince işte tutucu davranıyorsun. Öyle eleştiriler de alıyorum. Ya kardeşim doğrusunu söylüyoruz. Yani ne demek bir insan aynı içinde yengesine kötü gözle bakarsa diyelim hadi altını çizmeden... Bu işin bir ahlaki böyle tarafı bir var. Böyle bir terbiyesizlik var mı? Bir de şöyle hocam, millet olarak tutucu olarak tanınıyoruz ama ekranlarda tutuculuğu aşan konular. Bir de tezat var. Çok bravo. Doğru, çok doğru bir yaklaşım var. Bravo. Yani evet. O kadar haklısınız ki Filiz Hanım. Tutucuyuz biz ama. Biz yani, tutucuyuz yani. Tutucuyuz. Diziler. Tutucuyuz. Diziler. Ondan sonra. Diziler değil. Tutucu. Onlar tutmayıcı. Tutamıyoruz. Tutamıyorlar orada. Ama dizilerde bak kendimiz tutuyoruz. Filmlerim var. Dizilerim var. Tane film. Diziler var. Bir tane filmimiz var. Tamam. Şey değil mi o? Abuzer Kadayıf. Abuzer Kadayıf'ın ne olduğunu süper biliyor musun? Bir film. Onu evet. Zaten bayağı bir geçeceğiz. O Metin Akpınar'la
bir söylemeyen ünlüyü oynuyor değil mi? Evet. Bir ünlümüzü evet. oynuyor Arabesk. Orada. Ah canım benim be. Dizileri ve filmleri abimizin bir görelim. Çekip gittiyse, ümitlerin hep bittiyse, artık canına yettiyse, boşver abi dalga da bak. Çek o zaman çak, 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 çak. Boşver abla dalga da bak. Çek o zaman çak, 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 çak. Halk beni niye seviyor? Biliyor ki benden kelek çıkmaz. Ben saygıda kusur etmem. Yani sanatkar olmak, para kazanmak, şöhret olmak iyidir de yamuk yaparsan halk seni sevmez. Ne demiş adam? Demiş deve bin akçe. Alamam oğlum diyor adam. Adam demiş deve bin akçe baba. Adam diyor oğluna ki alırım demiş. Abuzer Bey, teknenizdeki partide havaya ateş açıldı diye duyduk, doğru mu? Yok böyle bir şey ya. Adam şampanya açıyor, yani patlatıyor. Öteki de diyor silah patladı. Ya atalarımız demiş, at, avrat, silah demiş ama şimdi her şey değişti, dünya değişti. Şimdi şehirde ata binen var mı? O zaman silah da kullanmayacaksa. Ben kullanmam. Kullananı da sevmem. Abuk subuk rüyalar da görmeye başladım Necdet Bey. Hayırdır inşallah? Dün gece rüyamda bir ayıyla evlendim. Ayıyla mı? Ayıyla ya da hayriyle. Ne fark eder ki? Yeter be oğlum. Fotoğraf mı çekiyorsun, televizyon dizisi mi çekiyorsun? Ne bu öyle kırk saat, taçut taçut taçut. Adan al geldi be. Konuşma hayatım, sonra sesli çıkar. Aman ne komik. Kaldı mı böyle bayat espriler? Biraz internete gir, YouTube'a bağlan. Espri gör, tıraş ayırı. Ana yamuk yapanı sevmez. Haracını aksatıyor soytarı. Gidip bir ikaz ziyareti çekeceğiz. Silahlar çalışmayacak. İtiş kakış yok. Asabiyet gösterip yüksek telden ötmek yok. Yani ben diyorum ki bu olayı da her bölümde olduğu gibi mutlu sonla bağladığımıza göre biz de yani yani acaba diyorum. Yani acaba. Acaba ne diyorsun? Sayın yarışmacımız süreniz doldu. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere alasmanız. Senin adı ne? Ne bileyim, daha koymadılar. Peki dizinin adını ne koyacağız ustacığım? Ustacığım, pembe dizilerde bir sürü palavra aşklar olduğuna göre bu dizinin adı da palavra aşklar olsun. Söyle bakalım neymiş? Ekrem bana karşı çok ilgisiz. Bak sana bir şey söyleyeceğim ama darılma. Sen de kendine karşı çok ilgisiz. Şu haline bak anacığım. Anlamadım. Anlamayacak ne var? Bak aynaya, anlarsın. Kendini tamamen bırakmışsın. Beş çocuk kolay mı? Zor tabii. Peki niye yaptın canım kardeşim? Aman ben mi istedim? Ekrem istediyse 2-3 tanesinde o doğursaydı. Tövbe ya. Ne bunlar böyle? Neler almışsın Perihan? Ya bırak şimdi gümrük kontrolünü, ver çabuk hadi. Zaten ne zaman karşıma çıksan işlerim ters gider. Aslında bugün hayırlı bir iş için çıkmıştım. Aman senden gelecek hayır Allah'tan gelsin Şakir. Perihan! Perihan! Efendim! Ben kuşçum ulan be! Kardeşim ne dediniz anlayamadım. Ben kuşçum ulan be! Tane tane söyleyin lütfen. Ben de kuşçum ulan be! Yani ben de konuşayım Uğur abi. Konuş tabii kardeşim. Burada herkes fikrini söylemekte özgür. Sağ çıkın ulan be! Ne? Sağ çıkın abi! Yani ne demek oluyor? Sağ ol, teşekkür ederim Uğur abi. Sen biraz sarılsın galiba. Olabilir. Ama sen ol. Alkollüyken araba kullanma. Üpüm. Dur. Direksiyonu çalmışlar tabii, ya. Tabii. Şu işe bak. Hayda. Ya abi, Perihan Kutman. Bir döneme imza attınız Perihan abla. Evet. Vay 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 vay. Yanında Şevket Altu. O müthiş bir grup, müthiş bir oyun. İlk mahallenin patlaması Perihan abla galiba. Perihan abla. Çok sürdü değil mi o abi? 8-9 sene yani, sürdü. Yani yok, hayır. Böyle çok sanılıyor. 4 sene. 76 bölüm mü ne? 2 sene sürdü. 2 sene. 2,5. O zaman 2. Tekrarları devamlı oynadı. Tabii canım. Ha, onun için insana sorsan 6 sene seyrettik falan diyorlar. Evet, evet devamları ama, yıllarca oynadı. Ama bir mahalle kültürünü, dostlukların başlangıcıydı Perihan abla. Evet. Değil mi? İlişki,
Evet. İnsan ilişkileri, aile. Sonra oradan sonra muhtarlara geldik. Mahalle, muhtarlara. Falan o uzun sürdü. O uzun sürdü. O 10 sene, 10,5 sene falan sürdü yani. Çok tabii çok uzun. 345 bölüm mü, 346 bölüm mü ne sürdü? Tabii. En çok uzun süren ve götüren şeydi. Bu arada bir de kanal değişimleri oldu değil mi çok, abi? Çok oldu. Yani, 3-4 defa değişti. 3-4 kanal değiştirdi evet. Değil mi? Bir ara biz seninle Kanal 6'da merhabalaştık. Kanal 6'da. Tanışıyoruz. Daha önce sonra ATV, sonra Kanal D'si. Boyunu gezdi. Beraber de gezdiğimiz evet, birkaç evet. tane kanal oldu. Evet. Mesela evet. ben şeyleri özlüyorum abi ya. Neyi? Yani mesela ne bileyim Perihan abla da ya Perhan Kutman niye yok ya? Tülü yani Tüzgen niye Tülü yok Tülü ya? Tülgen, Tülgen. Mesela Şevket Altuğ görüyorsunuz niye yok ya? Yani ben yemin ediyorum bazı oyuncular var yerleri dolmuyor. Dolmayınca da ya onlardan gene istifade edilecek durumdalar. Sağlıkları iyi, şunu iyi. Tabii, yani ona doğru bir proje mi bulunmuyor? Herhalde yani kendi tercihleri pek seçici davranıyorlar artık yani. Yani doğru tabii seçici davranmaları tabii, da. Tabii ya tabii. Ya onlara yani. Göre bir hikaye mi bulunmuyor? Ya bunlar yok olacak insanlar değil hani Alasma aldık güle güle falan. Hayır. Hayat değerli boyu. Gerçekten tabii. Ben tabii, çok üzülüyorum tabii. Yani şimdi bir Perran nasıl bulacağız abi bir daha? Ya bir Perran Kutman nasıl bulacağımızı bana anlatsınlar. Yani görüyoruz bir takım şeyde tamam. Bir şeyler yeni olsun. Tamam da bir de ustalar var. Değil mi? Bu değil ustalar mi? Artılarla gelsin ya. Yenilere hayır demiyoruz ki biz. Ama ustalar çok önemli ya. Kaç tane toplasan şöyle bir 15-20 kişi böyle güldürüde, dramda oynayacak insanlarımız var. Olmaz bunu, mı? Tabii canım. Ya bunları tabii nasıl yani. İteklemek? Yani bir televizyon dizileri, yurt dışına satışlar, oradan iyi kazançlar bunlar falan. Bunlar evet olsun ama bu insanlar nasıl olacak? Ben çok üzülüyorum ya. Senaryolarda yok. Gerçekçilik göremiyorlar artık. Kendilerini o oyunun içinde bulamıyorlar. Kişiliklerini. Belki de. Doğru belki doğru. De. Ha, yani kendilerine ait gelen şeylerde yok, mutsuzlar diyorsun. Mutsuzlar. Yani eğer ki bir teklif yapılıyor, güzel şeylerle verilip de kendileri hayır diyorsa o ayrı. Ona söyleyecek bir lafımız tabii, tabii. yok. Yani ben mesela Perran'dan biliyorum. O yıllardır böyle aile dostumuz. Sürekli şeyler geliyor diyor. Okuyorum diyor. Vallahi bir şeye benzetemiyorum diyor. Kendi mutlu değil. Ha, ama Şevket'in durumunu bilmiyorum yani. O da pek girmiyor. Senelerdir girmiyor. Abi biraz komedinin ne olduğunu söyleyelim gençlere. Komiklik zeka işidir yani hem yapan için hem izleyen için, okuyan için, izleyen için. Esprili. Ama zekanın zerresi yok. Onun için de diyorum ki bunlara yani 6 yaş zekasına göre oturup hazırlanıp ekipler kurup çalışıp öyle bir film çıkartıyorlar ortaya. Sen de böyle öyle bakıyorsun. Gerçek ya ben bunun nesine yani. Güleyim diye bir saat git içeride düşün. Acaba nasıl güleyim ben buna? Bir de ben bir de belden aşağıya saldırmalar, böyle laflar. Galis şeyler, küfürler. Kimisi bipleniyor, kimisi biplenmiyor. Ya buralardan güldürmeye çalışıyorlar. Anladın mı? Altyapısı yok yani işin. Evet. İnsani bir boyutu yok. Hep böyle yüzeysel, olamayacak saçma sapan şeyler. Çocuk. Ama arada mesela gerçekten toplumu ilgilendiren komedi anlayışıyla da yapılan işler olursa ne hala başımızın üstünde yeri var. Komedi olmasın demiyoruz yani hiçbir zaman. Ama gerçek anlamda komedi olsun değil mi? Bütün işte derdimiz sizin, o. Senin bu Beyoğlu Beyoğullarındaki komediler, yaptığınız o skeç komediler, evet. Ne bileyim işte o kabareler, müzikli bilmem ne, şimdi o bir komedi. Ve olağanüstü o dönemin iş yapılığı. Şimdi bu tarafa geçelim, bizim sinemamıza da gelelim. Nerede Ertem Eğilmez? Niye Ertem Eğilmez'in filmleri bu kadar televizyona koyunca 40 kere seyrediyor? Adam diyor ki ben akşam filmi var seyrettim 40 kere. Bu sefer 41 olacak diyor. Ne var? Bir daha seyredeceğim. Nerede o Şener Şenler? Nerede Ayşenler? Şurada çünkü yaşıyor çalıştım. Yani toplumda. De yaşıyor abi. Olan sahneler, olan esprilerine bakın. Nerede o espriler? Değil mi? Komedi, esprili bir zeka ister. Tabii. Ve içinde bir kara mizah olması gerekiyor. Evet. Biz boş, şu andaki komedilerin hepsi boş. Hiçbir şeye vermiyor. Çok boş. Çok. Evet. Kan Demirci'nin söylediği güzel bir laf var.
6 yaş. O zaman ne oluyor? Hani çok toplu sinemalar iş yapıyor ya. He. Neden yaptığını söyleyeyim size. Şimdi 6 yaş olunca çocuk diyor ki, arkadaş söylüyor, gittim çok güldüm diyor. O da annesi, gel beraber gidelim diyor. Babası diyor ki, ya hadi madem öyle ben de gireyim diyor. Çocuk için giriyorlar, bir kişi gidiliyor. 3 bilet alınıyor. Ya. Çocuk yanında gidiyorsan 2 bilet alıyorsun. Ya da 3 biletle giriyorsun içeriye. Ratingi çok oldu. Güzel işte, toplumun yaşı 6 yaşta kalıyor. Yani o filmlere çocuğu götürmek adına 2 bilet, 3 biletli gidiliyor. Bu arada tiyatromuz falan vardı. Deminden beri konuştuğumuz televizyonlar hakkında. Şu anda Türkiye'deki televizyonların komediye son derece yatkın olan durumlarını anlatan, daha televizyonlara eleştiren bir komik komedi oyunuydu. Şimdi yemek programından tut, silahlı dizilerden, işte aşk ilişkilerinden, reklamından, hepsini kapsayan bir oyun olduğu için onu inşallah seneye de yapacağız. Eskimeyecek, daha güncelleşecek. Çünkü tiyatroda bunu yapmak zorundayız. Burada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela mizahtan bahsediyoruz. Mizahın eleştirisel yönü çok önemli. Yoksa çok boyutsuz bir mizah yani. Çok yüzeysel. Unutalım, gülelim ve çıkalım. Aklımıza bir şey kalmasın mizah değil. Yani bir laflar da birilerine geçsin istiyorsak bunu artık Türkiye'de ancak tiyatroda yapabiliyoruz. Televizyonun böyle bir müsaması içinde yaşadığımız dönemden dolayı yok. Çünkü televizyondaki gerçek eleştirisel mizah en son Levent Kırca ile bitti rahmetli. Aynen. Ondan sonra aynen yapan olmadı. Şu anda çok güzelsel, böyle boyutsuz kakara kikiri kakara kikiri güldürme, ama hiçbir şeyin altını çizerek yanlışıyla, eleştirisel yönüyle yapılan bir mizah yok. Korkma Selami diye bir oyun yazıyorum, tamam mı? Çok güzel ya. O her şeyden korkan bir adam. Her şeyden ödü patlayan bir adam. Ve karısıyla olan ilişkisini anlatan. Sonra da bir psikiyatri gibi. Peki bir şey zaman inşallah... tiyatro oyunu için mi yapıyoruz? Efendim? Tiyatro oyunu mu bu? Tiyatro oyunu ama... niye biz onu yapmıyoruz? Sinema. Niye sinema yapmıyoruz? Yani sana göre yazan... Yani işte kafa dengi birilerini bulursak olur. Hocam korkma, sinema Ümit de. Korkma. Ümit Hoca yapsın. Sen merak etme. O zaman beraber yapalım. Hayır. Beraber bir film yapalım abi ya. Tamam. Vallahi benim yapalım. Ne mutlu olurum ya. Ya vallahi şeref duyarım. Senden mutlaka sen bir şeyler misin yapalım? Tabii ki. Vallahi yaptıklarımla. Vallahi biz artık anlata anlata neleri konuştuk, neleri yaptık, muhabbet bir ara unuttuk. Biz programda olduğumuzu unuttuk. Değil mi? Beraber oturup bir muhabbet yaptık ama seyircilerimiz bir tek şeyi biliyor. Biz böyle candan, işten, dost muhabbeti ve bir belge sunuyoruz. Bir büyük ustanın belgesi. Kandemir Konduğ'un belgesini hazırlıyoruz. Tabii böyle bir saatte, bir buçuk saatte bitecek değil ama anlatmaya çalıştık. Çünkü Kandemir Konduklar yok. Yok. Aman, çok önemliler. Aman. Lütfen Kandemir Konduk ve altını çizelim. Altını çizelim. Son laf öyle bir şeydir ya. Altını çizelim. Çok önemli. Bir büyük usta, bir büyük prof, bir büyük sinemanın kral abisi, kral abisi yazdıklarında hala varsın bilgilerinle. Binlerce kere teşekkür ediyoruz. Ben ayağına teşekkür sağlık ederim diyoruz. Çok zevkli. Çok vallahi teşekkür çok ederim sizlere de gerçekten. Bir de son sözleri ekseriyetle hanımlara bırakıyoruz ya. Evet. Kardeşimize bırakıyoruz son sözü. Tamam. Buyurun Başak Burcu'ymuş. Yani Başak ortada, titiz, analizci, akıllı, esprili bir zekası var. Bazen zor, kolay bir insan değildir evet. Başak. Yakın çevresinde, yakın plandakileri dinlemek lazım. Fakat eğlencelidir, nüktedandır, esprili bir zekası vardır. İyi ki varsınız. Çok İyi teşekkür ki ederim. Çok sağ olun. Dost, arkadaş, evet, hoca. İyi ki varsın hocam. Siz de iyi ki varsınız. Ederim. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Ederim. Sağ olun. Efendim, bir büyük hoca ile Alasmalık diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Alasmalık diyoruz.